Evet, kıymetli basın mensubu. Türk Metal Sendikası İskenderun Bölge Temsilcisi Metin Önde, İstemir'de yetkisizliğin belgesini düzenlediği basın toplantısında ortaya koydu. Sıkıntılı ve kara günlerden bir an önce kurtulup. Basın toplantısının başında ülke genelinde devam eden gerilim ortamı nedeniyle kamuoyuna sağduyu çağrısı yapan Metin Önde, "Ben herkesi sağduyuya davet ediyorum. Sokaklardan uzak durulmasını, kavgaya gürültüye girilmemesini istiyoruz. Bizim tavsiyemiz bu noktada," dedi. Kürdüyle, Arabıyla, Türküyle, Alevisiyle, Sünnisiyle %100 kardeştir, ayrışmazdır, bir bütündür. İnşallah bu sıkıntılı günleri de hep beraber aşacağız Allah'ın izniyle. Aynı zamanda 11 Ekim gününün Aleviler açısından çok büyük kutsal bir gün olan Gadir Hun Bayramı olduğunu hatırlatan Metin Önde sözlerine şöyle devam etti. Yarın Allah nasip ederse Alevi kardeşlerimiz Gadir Hun Bayramı'nı kutlayacaklar. Ben de bu vesileyle tüm Alevi kardeşlerimizin Gadir Hun Bayramı'nı kutluyorum. İstemir işçisinin Çelik İş Sendikası'nın yetkisini düşürdüğünü belirten Metin Önde, önümüzdeki süreçte yetki yeter sayısına ulaşıp İstemir'de sosyal ve çalışma barışını sağlamak kararlılığında olduklarını söyledi. İstemir işçisinin hiçbir şekilde boyun eğmediğini ve yetki için Türk Metal Sendikası çatısı altında buluştuğuna dikkat çeken Önde, sözlerine şöyle devam etti. Bir tanesi de Çelik İş Sendikası'nın yaklaşık bir aydan bu yana yetki aldık. Yetkimiz geldi, geliyor, kara trene verdik, yolda trenin tekeri patladı hikayesinin 24 Eylül'de tescillendiği belgesini size dağıtmak için toplandık. Ali Cengiz oyunlarının son noktasına geldiğimizi de ilan etmek istiyoruz. Allah'ın izniyle en kısa sürede Türk Metal Sendikası bu fabrikada yeter çoğunluğa ulaşıp çalışanlarımızı daha doğru temsil edecek güçlü sendikal yapıyı burada hakim kılacağız hep beraber, kardeşlerimizle beraber inşallah. Şimdi benim dağıtacağım belgede 2760 rakamını göreceksiniz. Bu sizi şaşırtmasın. Bu 2760'ın içerisinde A personeller var, güvenlikçiler var, üye olmaması gereken insanlar var. İstifa ettiği halde noter üyelikleri elimde bulunup da bakanlığa verilip bir geçici yetki belgesi alarak acaba o geçici yetki belgesiyle İstemir işçisini Türk Metal'in yanından çekip yetki alabilecek sayınlığa tekrar sayıya ulaşabilir miyiz? Bu manevrasının bir sonucuydu bu müracaat ama bakanlık yetkililerine teşekkür ediyorum. Doğru neyse onu yaptılar. Onların burada söyledikleri yalanlara da çok itibar etmediler. Biz bugüne kadar 12 aydan bu yana çıktığımız bu yolculukta hem basın mensuplarına hem bölgemizdeki tüm kamuoyuna hem çalışanlarımıza tek kelime yalan söylemedim. Bu süreci götürmeye gayret ettik. Çok şükür bugüne kadar yalansız, dolansız, doğru neyse, en doğrusu neyse bunu ortaya koyarak devam ettik. Ve doğru sonuçta mutlaka kazanacak. Buna da imanımız son derece üst düzeyde. Bizim mücadelemiz bu fabrikada çalışan huzur, güven, düzenini tekrar getirmek. Türk Metal gibi güçlü bir yapının içerisinde çalışanımızı da güçlü kılmak. Mutlu aile, mutlu işçi, mutlu çalışan, mutlu İskenderun halkı yaratmak. Çünkü oradaki katma değer İskenderun halkına da dolaylı olarak da yansıyor. Çok söyleyecek sözümüz yok. Sözüm bitti. Aslında Çelik İş Sendikası'nın işte yetkisizlik belgesi az sonra siz değerli basın mensuplarımıza da dağıttığınızda göreceksiniz. Bu bir yetkisizlik belgesidir. Bizi şöyle bir suçlamayla üstümüze geldiler bize. İşte Türk Metal Sendikası burada yetkisizliğe çalışıyor. Tabii ki önce yetkisiz kılacak, sonra yetkiyi alacak. Bir hükümeti düşürmeden yeni hükümet kuramayacağınız gibi bir sendikanın yetkisini elinden almadan orada yetki alma şansınız yoktur. Bugün Türk Metal Sendikası Çelik İş Sendikası'nın yetkisini düşürmüştür. Bu çok nettir. Burada kıvıracak, çevirecek, sağını solunu oynatacak hiçbir şey yok. Herkes biraz omurgalı dursun artık. Burada yılbaşına kadar Allah nasip ederse yeter sayıya ulaşacağımızı da iddia ediyorum. 1 Ocak 2015'te Türk Metal Sendikası İstemir'de yetkili sendika olacaktır. Toplu sözleşme masasına oturacaktır. Bu fabrikada Ali Cengiz Gül ve ekibinin bozduğu huzuru, güveni, düzeni, bugün oluşturduğu mutsuzluğu ortadan kaldıracak mutlu, huzurlu, güvenli bir çalışan profili yaratacağız Allah'ın izniyle. Ben çok teşekkür ediyorum. Soracağınız sorular varsa da cevaplarız. 9 Eylül'de bir
belge dağıttılar, bildiri dağıttılar. Bu belgede diyor ki 3 Eylül'deki üye sayımı verin bana diyor. 29 Eylül'de müracaat ediyor. 3 Eylül'deki sayımı verin bana diyor. E be kardeşim, 29 Eylül'de müracaat ediyorsun. 29 Eylül'deki üye sayını istesene. Geçen bir basın mensubu kardeşimize bir tane güvenlikçi üyem yok demişti. Ben o belgeyi yayınladım. Ha bu arada demiş ki bir muazza davası olursa ben bunları onun için üye yaptım demiş. Arkadaşları üye yapma hakkı yok. İstemir güvenlikçileri metal iş 20 nolu 20 nolu iş koluna bağlılar. Yani özel güvenlik sendikası üyesi olabilirler. Metal sendikası üyesi olamazlar. Bunların metal sayıları ortalama bağlı. Kaç başkanım? Ya Türkiye genelinde yaklaşık 500 küsür çalışanı var. OYAK Savunma Güvenlik Sistemleri AŞ'nin. Bunun ağırlıklı olarak 200 küsürü de İstemir personelidir. Yani Çimento'da da çalışıyorlar. Adana Çimento'da da çalışıyorlar. Mardin Çimento'da da çalışıyorlar. Ankara'da işte bazı yerlerin, iş yerlerinin, büyük iş yerlerinin, alışveriş merkezlerinin güvenliğini de üstleniyorlar. Yani OYAK Savunma Güvenlik Sistemleri çalışanları metal iş kolundaki bir sendikaya üye olamazlar. Peki bakanlığa gönderilen rakamda bu güvenliklerin üye sayıları var. Ya arkadaşları üye yaptılar. O zaman bir suç var ortada. Arkadaşların bir kısmı dava açacağını söylemişti. O arkadaşların şahsını bağlıyor çünkü. Sizin dava bizim yok. Bizimle şey olmuyor. Yani şahsi olarak arkadaşların bu sahtekarla kendilerinin itiraz etmesi gerekiyor. Eğer yetki alabilseydi Allah korusun. Zaten biz itiraz eder, düşürürdük bazı şeyleri ama yetkisizliğin neyine itiraz edeceğim? Yani ortada olmayan bir şey var yani. Zaten yetkisiz. Ama onların da toplam üye sayısından düşürmesi açısından... Tabi şimdi Çelik Sendikası'nın bu fabrikadaki üye sayısı 2000 civarı arkadaşlar. Bu şişirme bir rakam. 2012 yılında bu fabrikada Çelik Sendikası'nın gelecekte bir baraj sıkıntısı yaşarsa ne olur ne olmaz diye üye yapıp bir kenara koyduğumuz kapsam dışı dediğimiz memur, mühendis, güvenlikçi kardeşlerimizin noter üyelik belgeleri bir şeyde Çelik İş Sendikası'nın merkezinde duruyordu. 25 Temmuz'da bunları bakanlığa bildirdiler. 25 Ağustos'ta da bu üyelikler aktif hale geldi. Bir aylık süreyi tamamladığı için. Ama arkadaşlarımız o günden bugüne hem istifa ettiler, hem ayrıldılar. Hem de zaten daha önce istifa edip noter belgelerini dolup da verdiği insanlar vardı Çelik İş Sendikası'nın. Onlar da otomatikmen düşürüldü. Burada şu anda işin doğrusu kafa kafaya gidiyoruz. Biz bir adım öndeyiz yalnız. Bu maçı deplasmanda 1-0 önde tamamladık. Şimdi sahamızda yapacağız artık maçı. Allah'ın izniyle de bu maçı biz kazanacağız.